Richard Yates'in yazdığı, Özlem Yüksel'in dilimize çevirdiği özel bir yazgı romanı, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Eser, maddi zorlukları ve hayal kırıklıklarıyla dolu aşk hayatına rağmen, oğlunu ve kendisine özel bir yazgının beklediğine inanan Alice'i merkezine alıyor. Bir yandan sert, sürükleyici bir savaş romanı olan eser, öbür yandan yalnız bir kadının hikayesini anlatıyor. 30'dan fazla dile çevrilen Mike Gale'ın gerçek bir hayat hikayesine dayanan dokunaklı romanı, Sıradan İnsanlar Müzesi okurla buluştu. Gale'in terk edilmiş bir hatıra kutusundan ilham alarak kaleme aldığı Sıradan İnsanlar Müzesi, anılar ve kayıplar, geride bıraktıklarımız ve kendimiz için yarattığımız gelecek hakkında dokunaklı bir roman. Eser, Yasemin Büte çevirisiyle Düşbaz Yayınları'ndan çıktı. Türkiye'de dijital sanatın genç öncülerinden biri olarak kabul edilen Beyza Doğuç, ilk kitabı Koda'da bir ilki deneyerek ana kahramanlarından birini yapay zeka aracılığıyla yaratıyor. Yazarın, ChatGPT'ye yönelttiği sorularla Koda isimli kahramanın karakterini geliştirdiği ve diyaloglarını oluşturduğu eseri İtaki Yayınları etiketiyle okurla buluştu. İstanbul'un faunası Yaban İstanbul eseri, geniş kapsamıyla insan ve doğa arasındaki dengeye, kentsel alanlarda yaban hayatın korunmasının önemine vurgu yapan bir çalışma. İstanbul'un doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen herkes için ilham verici bir rehber olan eserin yayın yönetmeni Ahmet Bozkurt. Alanında uzman isimler tarafından kaleme alınan eser, İBB Yayınları'ndan çıktı. Mustafa Şahin'in kaleme aldığı bilim kurgu romanı Göktürk'ün Çocukları raflarda yerini aldı. Eser, nükleer bombalar, kimyasal silahlar, virüsler ve teknoloji savaşlarının yaşandığı bir dünyada mücadele veren Göktürk'ün çocuklarını ele alıyor. Muhteşem kurgusuyla geleceği düşünen bir not olarak belleklerde kalmayı amaçlayan eser, Bizim Kitap Yayınları'ndan çıktı. Ulbe Bosman'ın kaleme aldığı Şekerin Tarihi eseri, yediğimiz tüm besinlerin içinde yer alan şekerin tarihini konu ediyor. Bu tatlı maddenin 2000 yıl boyunca politikalarımızı, sağlığımızı ve çevremizi nasıl değiştirdiğini ele alan eser, Yavuz Alogan çevirisiyle Say Yayınları'ndan çıktı. Bilim kurgu türündeki İçimdeki Asla Yalnız Bırakılmadık romanı, insanın içindeki iyilik ve kötülük savaşını ele alıyor. Okuru kendi içindeki karanlıkla yüzleştiren yazar Maya Ece Ergönenç'in kaleminden çıkan eser, Destek Yayınları etiketiyle raflarda. Temzin Merchant'ın fantastik romanı Şapkacılar, Genç Timaş Yayınları etiketini taşıyor. Okurlara sihir dolu bir dünyada yeni bir macera sunan eser, sihirli bir ailenin soyundan gelen genç Kordina'nın şapka gibi nadir ve özel eşyalar yapabilmesi üzerine odaklanıyor. Çizimleri Pola Escobar'ın kaleminden çıkan eserin çevirisi Barış Purat'a ait. Operatör Doktor Rüya Acaroğlu'nun Nefesine Sahip Çık Burnumuzun Ucundaki Şifa adlı eseri, modern dünyada doğru nefes almayı unutan insanlara rehber olmayı hedefliyor. Okuru nefesini güçlendirip bedenini şifalandırmaya teşvik eden eser, Müptela Yayınları'ndan çıktı. Rahmet Ailesi eseri okura, Peygamber Efendimiz'e farklı pencerelerden bakmayı ve onunla aynı sevgide buluşan bazı yakınlarını hatırlatmayı amaçlıyor. Ahmet Turgut'un imzasını taşıyan eser, Kapı Yayınları'ndan çıktı. Abdullah Eren Çelik'in 4. romanı Revan, Everest Yayınları tarafından yayımlandı. Yazarın Dadaloğlu ve Evdale Zeynike'yi merkeze aldığı eseri, Avşar Yörüklerinin Osmanlı'ya karşı direnişlerini anlatırken, iki ayrı ozanın yollarda geçen çetin mücadelelerine tanıklık etmemizi sağlıyor. Eser, dostluğu ve aşkı sınayan büyük bir hesaplaşmanın izini sürüyor.
Polisi edebiyatının dünyaca ünlü yazarı Arthur Conan Doyle'un kaleminden çıkan Sherlock Holmes'ün maceraları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle genç okurla buluştu. Sevgi Atlağı'nın kısaltarak gençler için özel olarak uyarladığı eser, Sherlock Holmes ve sadık arkadaşı Dr. Watson'ın maceralarını anlatıyor.